Soruda bizden grafikteki alanların hangilerinin burada gördüğünüz piyasada vergi sonrası tüketici fazlası, üretici fazlası, vergi geliri ve tüketici fazlası kaybını ifade ettiğini bulmamız istenmiş. Videoyu bu noktada durdurarak soruyu kendinizde çözmeyi deneyebilirsiniz. Soruyu çözerken zorlansanız bile bu sayede soruyu birlikte incelediğimizde kavramları daha rahat anlayabilirsiniz. Hadi. Birlikte soruya geçelim. Soruya geçmeden önce ilk olarak grafiği inceleyelim ve vergi öncesi neler olduğuna bakalım. Gördüğünüz gibi buradaki mavi arz eğrisi vergi öncesi durumu ifade ediyor. Burada da talep eğrimiz var. Bu ikisinin kesiştiği noktada da denge fiyatı yer alıyor. Bu nokta ise denge miktarını ifade ediyor. Buradan yola çıkarak tüketici fazlasının bu yata çizginin yukarısında, talep eğrisinin de aşağısında yer aldığını söyleyebiliriz. Yani bu ilk tüketici fazlasını ifade ediyor. İlk üretici fazlası ise arz eğrisinin yukarısında ancak fiyatı ifade eden bu yata çizginin aşağısında yer alır. Burada gösterdiğim üçgen de üretici ve tüketici fazlasının toplamını ifade eder. Bunların hepsinin vergi öncesinde olduğunu hatırlatalım. Ancak soruda bizden vergi öncesi değil, vergi sonrasındaki durumun nasıl olacağını bulmamız istenmiş. Buna göre verginin şu anki durumu nasıl etkileyeceğine bakalım. Burada arz edilen her birime vergi uygulandığını varsayabiliriz. Bu da aslında grafikte gösterilmiş. Buna göre vergi sonrasında efektif arz eğrisi yukarı doğru çıkar. Buradaki efektif kelimesi bu eğrinin denge miktarını da değiştireceği anlamına gelir. Ancak fazla açısından bir takım farklılıklar olacağını hep birlikte göreceğiz. İlk olarak tüketici açısından grafiği ele alalım. Vergiden sonraki fiyatı da grafikte gösterelim. Vergi eklendikten sonra denge fiyatımız burada yer alır. Burada talep eğrisinin aynı yerde kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla yeni denge miktarının aynı yerde kalan talep eğrisi ve vergi ile birlikte yeri değişen arz eğrisinin kesiştiği noktada bulunduğunu söyleyebiliriz. Buna göre vergi eklendikten sonraki miktarı da grafik üzerinde gösterebiliriz. Grafikte neyin nerede olduğunu anladığımıza göre farklı fazla türleri, tüketici fazlası kayıpları ve vergi gelirlerine geçebiliriz. İlk olarak tüketici fazlasına bakalım. Tüketici fazlasının yeni denge miktarının yukarısında ancak talep eğrisinin aşağısında yer alacağını söyleyebiliriz. Yani buradaki R alanı tüketici fazlasını ifade eder. Bu da aslında bir ürün için bu kadar miktarı ödemeye razı olan ancak vergi eklendikten sonra bile bundan daha az miktara ürünü alabilen tüketicileri ifade eder. Yani bu tüketicilerin ihtiyaçları olandan daha fazlasını aldıklarını ve bunun da tüketici fazlasını oluşturduğunu söyleyebiliriz. Çünkü dediğim gibi bu tüketiciler vergiden daha fazlasını ödemeye razı. Buna göre tüm piyasa açısından düşündüğümüzde vergi sonrası toplam tüketici fazlasının grafikte R alanıyla gösterildiğini söyleyebiliriz. R eşittir tüketici fazlası. Bunun vergi sonrası olduğunu da hatırlatalım tüketici fazlası. Şimdi de üretici fazlasına bakalım. Öncesinde belirttiğim gibi vergi olmasaydı arz erisinin yukarısında ve buradaki denge miktarı çizgisinin aşağısındaki alanın üretici fazlasını ifade ettiğini söyleyebilirdik. Ancak burada olayı üreticinin bakış açısından incelememiz gerekiyor. Üreticiler artan fiyatı buradaki miktarda görmez. Unutmayın vergi geliri üreticilerde kalmaz. Bu gelir devlete verilen bir vergidir. Dolayısıyla üreticilerin bu fiyatı baz alacağını söyleyebiliriz. Yani vergi sonrası da üreticiler bu fiyat kadar kazanç sağlar. Bunu vergi düşürüldükten sonra kalan net miktar şeklinde de ifade edebiliriz. Buna göre üretici fazlasının üreticilerin piyasada sağladığı kazancın aşağısında ancak üreticilerin çeşitli miktarda üretmeye razı olduğu fiyatın yukarısında yer aldığını söyleyebiliriz. Yani grafikteki V alanı üretici fazlasını ifade eder. V eşittir üretici fazlası. Şimdi de vergi gelirine bakalım. Vergi gelirinin buradaki toplam fazlanın geri kalanına eşit olacağını söyleyebiliriz. Bu gelir de devlete gider. Şimdi de bu iki alan arasındaki farka bakalım. Üreticiler bu vergiyi devlete vermek zorunda olmasalardı bu alanın tamamını ellerinde tutabilirdi. Ancak burada mavi ile işaretlediğim alan devlete giden vergi gelirini ifade eder. Buradaki yatay çizgi miktarı ifade ediyor. Dolayısıyla devletin birim miktar başına bu kadar vergi aldığını söyleyebiliriz. Yani bu alan devlete giden geliri gösterir. S artı U eşittir vergi geliri. Son olarak da tüketici fazlası kaybına bakalım. Tüketici fazlası kaybı piyasanın dengede olduğu durumdaki ilk toplam fazla ile yeni toplam fazla arasındaki farkı ifade eder. Buna göre vergi sonrası yeni toplam fazlanın daha az olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu örnekte vergiden dolayı piyasanın kendi kendine işlemesine izin vermedik. Videonun başında vergi öncesinde üretici ve tüketici fazlası toplamının bu üçgenin tamamıyla ifade edildiğini söylemiştik. Ancak vergi sonrasında bu toplamın tüm bu miktarların toplamına eşit olduğu ve grafikte işaretlediğim ikiz kenar yamukla gösterildiği sonucuna varabiliriz. Yani vergiyle birlikte buradaki alanı kaybetmiş olduk. Bu da tüketici fazlası kaybını ifade eder. T artı W eşittir tüketici fazlası kaybı. Böylece soruyu çözmüş olduk.